Sanayi Mahalle Muhtarı Ramazan Yerli. Sıkıntımız şöyle oldu. Ulaşım Müdürü aradım. Ulaşım Müdürüm dedi ki muhtarım 20 dakika sonra yanıma gel. Ben de zaten belediyeye yakındım. Gittim ilk önce su parasını yatırdım. Su parasını yatırdıktan sonra 3-4 tane güvenlik geldi yanıma. Dedi ki muhtarım siz içeriye giremezsiniz dedi. Ben tabii şey etmedim, güldüm. Ondan sonra kanalizasyon müdürünün yanına gittim. Mustafa Seçkin orada 5-6 tane oldu. Mustafa Seçkin dedi ki muhtarım bu neymiş? Vallahi dedim bilmiyorum. Arkadaşlar ne yapmaya çalıştığını ben de anlayamadım dedim. Sonra dedi ki silahını ver. Biz orada tuttuk. Silahı verdim Mustafa Seçkin'in yanında. Bir de Yusuf da vardı. O da müdür yardımcısı. Bunun yanında silahı verdikten sonra bunlar dışarıya çıktı. Dışarıya çıkınca beni aradı. Ulaşım müdürü dedi ki muhtarım dedi ben yerindeyim. Gel yanımda ne diyeceksen söyle dedi. Ben yanına vardım. İlk önce bana dedi ki sen buraya geçemezsiniz dedi. Dedim niye ben ne yapmışım da ben geçmeyeceğim dedim. Hayır dedi Bahtiyar müdür. Anons etti yalnız o arada 3-4 sefer anons etti muhtarı alın dışarıya atın dedi. Dedim ki ya bunu kim size bunu söyledi dedi. Kendinizi de görüyorsunuz dedi. Bahtiyar müdür dedi sürekli dedi. Anons ediyor ki muhtarı alın dışarıya atın bak muhtarım kendinizi de duyuyorsunuz dedi. Sonra dedim ki arkadaş beni arıyor ulaşım müdürü arıyor dedim. Ben gitmem lazım siz de gelin dedi. O zamana kadar bunlar da 4-5'i geldi. Ulaşım müdürü kapıda bekliyor beni. Varmamına beraber 4-5 tane daha geldi. Aksaray Belediyesi güvenlikleri evet. O arada beni araya aldılar. Bana birkaç tane şey ettiler, kakalediler falan. Bana vurdular. O zamana kadar eski zabitan müdürü Murat Çoban orada bağırdı. Ne yapıyorsunuz dedi ya. Muhtarı niye orada Murat Çoban bağırdıktan sonra beni aldı içeriye attılar. O anda beni aldılar. Arasını aldılar. Dışarıya attılar. Dışarıya atınca birkaç tane bizim seçmenimizdi. Muhtarım ne yaptınız? Yoksa bir sıkıntı mı? Herhangi bir yani adamlar da ne diyeyim yani bizim muhtarımız şaşırdılar yani. İşin açını konuşmuyor. Ya 3-4 dönem oldu. Muhtarımız bizim mahallede böyle bir sıkıntısı var. Yoktu yani. Niye? Neden oraya haydi dedi Bahtiyar müdürümüzün emri dedi. Sonra dedim ki ya bunu kim söyledi? Başkan emretti. Bu 3 tane muhtar belediyeye girmeyecek. Belediyenin dışında da dahil girmeyecekler dedi. Başkan yardımcısını aradım. Başkanım durum böyle. Muhtarım biz karışamayacak dedi şimdi. Biz karışamayacak dedi. Başkan yardımcısı biz karışamayacak dedi. Ben İsmail Uğurlu. Küçükbacak mahalle muhtarı. 4. dönem mahalle muhtarıyım. 26 bine yakın nüfus. 12 bine yakın seçmenim var. 4. dönemi demek ki benim bir art niyetli veya mahalleme çalışmadığımı bilse vatandaş 4. dönem seçmez. Ben mahallemin sıkıntılarını birebir iletmek için her zaman dosyalarımı elimde olarak gösteriyorum. Dilekçelerimi veriyorum. Sadece belediye değil gerekli mercilere veriyorum. O günü belediyede acil görüşmem gereken bazı evraklar vardı. Ben oraya vardığımda ayrıca bir de su faturası yatırmam için. Dilekçesini iletmek için o saatte 15'i 12 geçe gittim. Oraya vardığımda daha içeri girmeden güvenlik güvercisinin bir tanesi muhtarım siz belediyeye giremezsiniz diye telkinde bulundu. Ben de hayırdır inşallah sıkıntı ne diye sordum. Elimi kaldırdım. Üzerimde ne bir silah ne bir bıçak ben sigara kullanmadığım için çakmak ve kibrit dahi yoktu. Yani karşı tarafa zarar verecek herhangi bir şey yok üzerimde. Ve ben orada dedim bak acil şunları dilekçelerimi vermem lazım. Artı ben bir vatandaşsam su parasını yatırmam lazım diye. Ve 3 tane güvenlikçi oldu. 3 tane güvenlikçilerin nezaretinde
sanki bir terörist ve artı vatandaşların yanında muhtarsam muhtarlık şerefim, insanlık şerefim ayaklar altında alınarak su faturası ve 3 tane dilekçeyi verdim. Buradakilerin hiçbir tanesi benim bu 4. dönem şahsi bir menfaatim, şahsi bir çıkarcılığım, şahsi bir şeyle Evren Dinçer ve belediye ile ilgili sıkıntım yoktur. Buradaki bütün her şey 4 dönemdir yaptıklarım hepsi dilekçelerle mevcuttur ve ben bunu Sayın Valimize de 2 ay önce vardım söyledim. Sayın Valim böyle böyle sıkıntımız var bir çözüm üretelim diye. Ve o da olmadı. Yazılı olarak Aksaray AK Parti İl Başkanı'na dilekçe verdim. Başkanım özellikle çok görüşmemiz gereken bir konu var. Önemli bir konu bunu çözmemiz lazım diye. Neden derseniz çocuklarımız okula gidiyor. Belediyeye girmemin sebebi benim sadece dilekçe mahallenin sorunlarını söylemek içindi. Belediyeye dursun, belediye etrafına dahi giremezsin diye güvenlik görevlileri söyledi. İkinci kata çıktığım zaman bir telefon geldi onu dışarı atın diye. Başkan yardımcısına diyorum başkanım sizinle acil görüşmem lazım. Ya sen bir çık oradan ben senin yanına geleceğim. Ya kardeşim bir çık olayı olur mu? Orada çocukların başına herhangi bir şey gelse sen bir çık sen bir dur diyebilir miyiz? Bunlar ivedilikle yapılması gereken bir şey. 5 yıl önce dilekçelerim elimde mevcut. Bunların ivedilikle çözülmesi lazım. Orada vatandaşlar gözü önünde darp edildim. İnsanlık şerefim, muhtarlık şerefim ayaklar altında alındı. Bana değil küçük bölcek halkına yapılan bu bir zulümdür. Bu bir hakarettir. Gereğinin yapılmasını mercilere ilettim. Savcılığa verdim. Valiliğe verdim. Suç duyurusunda bulundum. Türkiye Cumhuriyeti demokrasiyle yönetilen bir ülke. Demokrasinin doğrudan seçilen tek birimi muhtarlar. Yani muhtar olmak için herhangi bir partiye ihtiyacınız yok. Muhtara oy vermek için de bir partiye ihtiyaç yok. Muhtar kendi aday olur. Seçmen muhtara doğrudan aday olur. Dolayısıyla seçilen bir insanı belediyeye almamak, seçilen bir insanı belediyeye darp etmek, bu sadece o muhtara değil, muhtarın temsil ettiği mahalleye de büyük bir saygısızlık, büyük bir hakaret, büyük bir suçtur. Dolayısıyla muhtarlara yapılan bir muamele ne kimsenin haddidir ne kimsenin hakkıdır. Biz muhtarlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Mücadelesinde onlarla birlikteyiz. Bu ülkede yaşadığım hiçbir şeye şaşırmayacağım diye her seferinde kendi kendime söz vermeme rağmen öyle şeyler yaşıyoruz ki her seferinde de şaşkınlığımızı gizleyemiyoruz. Sonuçta bunu da gördük. Bir belediye başkanının talimatıyla, onun atanmış özel kalem müdürünün talimatıyla halkımızın seçtiği muhtarlar belediye binasına sokulmuyor. Yani bunu nasıl anlatırız, nasıl tarif ederiz gerçekten kelime bulamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan seslenmek istiyorum. Siz muhtarları külliyenizde, sarayda ağırlarken sizin partinizin belediye başkanı kapıya özel güvenlikleri koymuş ve halkın seçtiği işte muhtarlarımızı belediye binasına sokmuyor. İşte muhtarım 4 dönemdir çok büyük bir mahallenin muhtarı olarak halkın teveccühünü 4 kez kazanmış. Ramazan muhtarım sizin 2. dönem galiba. 3 sizin 3. dönem. 2. dönem. Yani buradaki belediyeye sokmayın talimatı verilen muhtarlarımızın en az görev yapanı 2 dönem görev yapmış. Şimdi ben buradan belediye başkanına seslenmek istiyorum. Bu iddialar doğru mu? Ki doğru olduğunu biliyoruz. Görüntü kayıtları da var bizim elimizde. Bu belediye sizin özel mülkünüz mü? Siz bu binanın sahibi misiniz Sayın Evren Dinçer? Biz şöyle biliyoruz. Aksaray Belediyesi binası Aksaray halkına aittir. Bir kamu binasıdır. Dolayısıyla halkımıza ait bir binadır. Siz halkın seçtiği muhtarları buraya sokmuyorsanız yetkiyi belediyecilik kanununun hangi maddesinden alıyor? İkinci sorum Sayın Belediye Başkanı'na, siz demokratik usullerle seçilmiş bir belediye başkanı mısınız? Yoksa kanunu, yasayı hiçe sayan, despot kuralları uygulayan bir otoriter belediye başkanı mısınız? Kabul edilebilir bir şey değil. Belediye başkanı derhal bu konuda bir açıklama yapmalı. Hangi gerekçeyle sokmadığını belediye? Bir GBT'lerinde belediyenin güvenliğini tehdit eden bir durum mu söz konusudur? Yoksa bu muhtarlarımızın bir yasa dışı terör örgütüyle bir bağlantıları mı mevcuttur? Hangi gerekçeyle bunları sokmadığını kamuoyuna açıklamalıdır. Bunların hiçbir olmadığını biz biliyoruz. Başkan da biliyor. Ben keyfi sebeplerle bunları sokmuyorum. Beni eleştirdikleri için bana belediye başkanım çok yaşa diye tezahüratta bulunmadıkları için bunları belediye binasına sokmuyorum diyorsan da orası senin babanın mülkü değil. Bu ülkede senin babanın çiftliği değil öğrenciler. Önce haddini bileceksin, yetkilerini bileceksin ve o yetkiler dışına taşıma hadsizliğinde bulunmayacaksın. Ben 25 yıldır siyaset yapıyorum. Görevim gereği Türkiye'nin 81 ilini dolaşıyorum. Böyle bir uygulamayı ilk defa bizim Aksaray Belediyesi'nde görmüş oluyorum. Belediye başkanına şunu da söylemek isterim. Seni o koltuğa oturtan Aksaray halkıysa senin dışladığın 15-20 muhtarımızı ve belediyeye sokulmama talimatı verdiğin 3 muhtarımızı seçen de Aksaray halkıdır. Ben
Cumhurbaşkanının buna özellikle bu çağrıya kulak vermesini istiyorum. Yani bu kabul edilemez bir şey. Muhtarlarımızın onurunu rencide edecek, muhtarlarımızın itibarını yere düşürmeye çalışacak her girişime karşı belediye başkanının karşısındayız. Yani bir muhtar, bırakın mahallesinin sorununu belediyeye iletmeyi, bir vatandaş olarak su faturasını yatırmaya gidiyor, belediyeye sokunmuyor. Bir başka muhtarımız bir birim amiriyle ya da mahallesinin bir sorunuyla görüşmek için gidiyor. Bu arkadaş muhtarımız belediyeye sokunmuyor. Bu uygulamayı takip edeceğiz. Muhtarlarım gerekli şikayetlerde de bulundu, evet, bildiğim kadarıyla. Evet. Biz de yanlarındayız, takipçisiyiz. Umarım belediye başkanımız bugün kafasını yastığa koyduğu zaman ben ne yaptım diye bir kendi kendine sorar ve doğru yolu bulur.